İyi günler değerli dostlar. 6 Aralık tarihinde günün ikinci videosuna hoş geldiniz. Öncelikle dostlar Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'la başlayalım. Daha sonrasında Suriye, Pakistan, Yunanistan, Azerbaycan ve tüm dünyadan seçtiğimiz haberleri aktaracağız. Katar'dan görüntüler görmektesiniz. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Katar'ı ziyaret ediyor. Görüntüler Katar Emirlik Divanı tarafından resmi olarak paylaşılırken açıklama şu şekilde: "Excellency Emir, Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkanını kabul etti." cümlesi kullanılmış. Buradan görüntüyü görmektesiniz. El Sani ile Zayed arasında görüşme yapılıyor. Bugün dostlar Suriye'de Esad rejimi Dışişleri Bakanı Faysal Mikat kendisi ülkemiz yönelik açıklamalarda bulundu. Ya Türkiye kendi rızasıyla ülkemizi terk edecek ya da biz zorla onları çıkaracağız şeklinde atıp tutmaya devam ederken Pakistan'dan Esad rejimine destek geliyor. Pakistan dostlar Esad rejimine büyükelçi atamış durumda. Dolayısıyla Pakistanlı büyükelçinin rejim lideri Beşar Esad'a güven mektubunu sunduğu belirtiliyor. Dünden beri Azerbaycan'la Türkiye arasında gerek askeri sevkiyatlar gerekse o bölgede İran sınırında yapılan tatbikatlar ve Hulusi Akar'ın Azerbaycan'ı ziyaret ederek Aliyev'le görüşmesi gibi haberleri aktarıyoruz. Gece saatlerinde de Azerbaycan ve Türkiye komandoları arasında tatbikattan görüntüler paylaşılıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Azerbaycan Devlet Meclisi AZ TV tarafından görüntüler servis edilmiş. Bugün dostlar tüm liderler adeta Sadr Japorov'u aramak için sıraya girmiş durumdalar. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Japorov'u ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arıyor. Daha sonrasında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ardından Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve daha sonrasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'a arayarak doğum gününü kutladığı belirtiliyor. Rusya'nın siyasi ve askeri etkisi azalırken, Rusya'nın tasarladığı ekonomik birliğin Orta Asya'da değişen jeopolitik kapsamında Hayatta kalma şansının olup olmadığı diplomatta değerlendirilmiş. Kırgızistanlıların %67'si ve Kazakistan'ın %53'ü Çin'le iyi bir ekonomik ilişkinin Rusya ile olan ekonomik ilişkiye zarar vereceğini söylerken Özbekistanlı ise bu oran düşük, %28 civarında bu şekilde bir analize beri aktarmış olduk. Diğer haber Rusya'da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuşuyor. Ne yazık ki dünyanın en büyük nükleer cephalerine sahip olan ve uluslararası barışı koruma konusunda özel bir sorumluluğu olan iki ülke Rusya ve Amerika arasında stratejik diyalog Washington tarafından durduruldu açıklaması yapılmış. Diğer haber dostlar 1 Aralık tarihinde yayınladığımız haberde Yunanistan'ın yeni bir EA'yı duyurduğunu söylemiştik. Bugün tekrardan gündem olmuş durumda. Haberin başlığı Talos, Türkiye'nin titrediği Yunan insansız hava aracı bu başlığı atılmış. Yunan medyası kendi halkını gaza getirmek için sanki bu yanın ülkemizde gündem olduğu algısını yapmış firma yetkilileri bu özel sistemin 2015 yılında Türklerin insansız hava araçlarını düşünmediği bir dönemde inşa edildiğini açıkladı cümlesi kullanılırken Yunan medyası şunu yazıyor Türklerin kendi yalarına benzediğini iddia ettikleri Yunan insansız hava aracı Talos aslında 2015'te üretildi Bayraktar o zaman üretildi mi diyen firma yetkilisi Pegasus'tan sonra ilk özel insansız hava aracını yapan bilimsel ekip biziz açıklamasını yapıyor. Türklerin yazdıklarını severek okuyoruz fakat Türkler abartıyor derken bu AI'yı 2015'te geliştirdik 2015'te uçtu ve Türkler kopyaladı şeklinde boş boş konuşurken şu anda Yunan itfaiyesinde Yunan ordusunda ve özel şirketlerde çeşitli amaçlarla kullanılıyor açıklamasını yapıyor. Bu arada dostlar Rus medyası Yunanistan'ı hedef tahtasına oturtmuş durumda. Yunanistan'dan Ukrayna'ya büyük mühimmat sevkiyatının taşındığı öğrenilirken Rus medyası Yunanistan'ı tehdit ediyor. Bu haberler Yunanistan medyasına da yansımış. Yunanistan medyasındaki haberin başlığı şu şekilde. Ruslar iki nokta üst üste Yunanistan NATO nedeniyle meşru bir hedeftir. Büyük bir mühimmat partisinin nihai varış noktası olan Ukrayna'ya gittiği belirtilirken Yunanistan'ın Ukrayna'ya destek vermesi sebebiyle Ruslar tarafından hedef alınabileceği belirtiliyor. Rus basını yine Yunanistan'ı hedef aldığı alt başlığa atılırken Rusya daha öncesinde NATO ülkelerine Ukrayna'ya silah tedariği konusunda nota yollamıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'ya silah gönderen herhangi bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef haline geldiğini duyururken Rusya Dışişleri Bakanlığı NATO ülkelerinin Ukrayna'ya silah tedarik ederek Ateşle oynadığını duyururken özellikle Yunanistan'a karşı Rus medyasında yoğun tehditler artmış durumda. Yine Dede aç Limanı'ndan sonra dostlar özellikle Rus medyasında tepkiler artıyor. Bir diğer haberin başlığı Rodos'taki tatbikatlardan rahatsız olan Ankara Semadrin'in silahsızlandırılmasını talep ediyor şeklinde haber paylaşılmış. Burada dostlar daha çok Türkiye ile ilgili haberlerin paylaşıldığını görmekteyiz. Yine Polonya'nın S-125 uçak savar füze sistemini Ukrayna'ya devrettiği de not düşülüyor. Dünkü ziyaretten bahsedelim. Afganistan savunma bakanı Mevlevi Yakup, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile görüştü. Taliban'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri özellikle Kabil Havalimanı'nın Türkiye yerine Birleşik Arap Emirlikleri'ne verilmesiyle iyiye doğru gidiyor değerlendirmesi yapılıyor. Bir diğer haber dostlar Kazakistan ordusu tarafından resmi açıklama yapıldı. Açıklama 5 gün önceki tatbikata ilişki açıklamada 5 gün önce yani 1 Aralıktan itibaren bir hafta boyunca silahlı kuvvetlerin tatbikata başladığı duyuruldu. Silahlı kuvvetlerin karargah ve birliklerinde muharebe hazırlık eğitimine başladığı duyurulurken taktik tatbikatlara ilişkin görüntüler de servis ediliyor. Bugün dostlar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bağdan Arrescu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Yine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katılacak. Yine bunun dışında dünya gündeminde Avrupa Birliği ve Batı Balkanlar arasında stratejik ortaklık zirvesi yapılacak. Bu zirveyi de takip ediyor olacağız. Bunun dışında dostlar İran'da protestolar devam ediyor. Bugün de kepenk kapatma eyleminin devam edeceği beklenirken Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'a silah sevkiyatı için yeni bir fon ayırması da bugünün beklenen önemli gelişmelerinden bir tanesi. Bu notu da düşelim. Bugün dostlar Ukrayna'da Silahlı Kuvvetler Günü. Dolayısıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı Serhinaev bir konuşma videosu paylaşıyor. Kendisi burada halkın silahlı kuvvetler gününü tebrik ederken Anadolu Ajansı tarafından Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın devam ettiğine yönelik görüntüler paylaşılıyor. Sıcak çatışmaların sürdüğü Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Ukrayna topçu birliklerinin faaliyetini görmektesiniz. Bir diğer haber İran Meclisi Kültür Komisyonu üyesi Celali konuşuyor. İki haftaya tüm kadınların başı tekrar kapanacak. Uymayanlar için uyarı gelecek. Son aşamada ise banka hesapları dondurulacak açıklaması yapılmış. An itibariyle Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in doğum günü nedeniyle Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caporov aradı ve kendisini tebrik ettiği belirtiliyor. Diğer haber Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde terör örgütü DEAŞ yönelik operasyon düzenlenirken 5 şüphenin gözaltına alındığı da not düşünmüş. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yani polis tarafından yapılan açıklamada terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan cezaevine giren şahsın tespit edildiği ardından 5 şüphenin de takip operasyonun ardından yakalandığı belirtiliyor. Son haberleri aktarmış olduk. Hoşçakalın.